Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda Blender tamirine bakacağız. Blender'ların genel arızasını, iç yapısını, kartını, içerisindeki malzemeleri ve genel arızalarını, çalışma prensibini, motoruna kadar sizlere söküp göstereceğim. Şimdi elimizde iki tane Blender'ımız var. Bir tanesi 200 Watt, diğeri ise 800 watt gücünde bir blenderımız. İkisi de iki kademe. En sık karşılaştığımız arızalardan bir tanesi. Buradaki gördüğünüz gibi şuradaki aparatın malzemenin bu şekilde, bakın şu şekilde olması lazım iken, bu şekilde olması lazım iken maalesef bu şekilde deforme olup bu hale gelmesi. Bu da bildiğiniz gibi şu hadisenin, yani nerede kullanıyor isek bunun kendi gücünün üzerinde yerlerde kullanılmasından kaynaklanan arızalar. Maalesef sonuç bu oluyor. Fakat tabii ki bunlar değişen malzemeler ve piyasada bulunabiliyor. Sökülüp takılma hadisesi var. Birazdan o tarafı da görürüz. Çalıştıralım. Açın. Şimdi hemen söküm işlemine geçelim. Şunu sökeceğim ve sizlere anlatacağım. Kendi gücün üstünde yerlerde kullanmak. Yani az çok sökme hadisesini de göstermek istedim. Dediğim gibi marka marka değişiyor. Arada şu şekilde kırmadan, şuraları kırmadan şöyle de tırnakları var. Şu şekilde şu aparatımız bu şekilde çıkıyor. Bakın şurada altta bir tane daha vidamız var. Şimdi söktük. 220 volt, 200 watt. İşimizde gördüğünüz gibi iki tane mini sivicimiz mevcut. Burada amperli bir diyotumuz var. Direncimiz var. İki tane. Ve bundan başka bakın kartımızı söktük. Kartımızın altında haliyle giriş kondansatörümüz mevcut. 220 voltumuzun üzerinde 275 volt AC 0.47 mikrofarad. Şimdi çalışmama arızamız var ise kablomuza bakacağız ilk önce. OMAŞ konumunda hemen bildiğiniz gibi zaten kablomuzu ölçeceğiz. Bakın kablomun biri sağlam. Diğerine bakayım. Kahverengim de sağlam. Diyotumuzun bir ayağı gördüğünüz gibi kademe anahtarlarının bir tanesinde. Diğeri ise şu şekilde motorun çıkışında, motorun sargısına gidiyor. Bir sargımız da direkt zaten gidiyor buradan. Yani bir tanesi bunun üzerinden, şu anahtarların üzerinden geçerek bu bize kademe hızlı ve yavaş hadisesini sağlıyor. Diyotumuzu diyot kademesine getirelim. Şöyle bir ölçelim. Şöyle anottan katoda gördüğünüz gibi bize normal olarak gösterdi. Zaten göstermesi lazım. Bu şekil göstermemesi lazım. Diyotumuz şu anda sağlam. Biliyorsunuz diyotlar bu şekilde katot anot arası gösterecek. Fakat diğer şekil göstermeyecek. Sadece baktığımız gibi bir yönde göstermesi lazım. İki yönde de gösterirse arızalıdır. Veya hiç göstermiyorsa yine arızalıdır. Dirençlerimize bakıyoruz. Dirençlerimiz turuncu, turuncu, sarı renkler görüyorum. Burada 330 kilo ohm dirençlerimiz var. Hemen ölçmek için ne yapıyorum? 2 mega ohm almam lazım. Yani 200 kilo ohm üzerinde olduğu için şöyle bakın bana 317 gösterdi zaten. Diğerine bakayım. Diğeri de aynı. O da 319 gösterdi. Yani dirençlerim şu anda sağlam. Switchlerimiz var. Zaten çıt çıt sesi veriyor ama acaba sağlam mı? Hemen OMAŞ kademesini aldım. Yani buzzer'a getirdim. Yani iki kontak var üzerinde.
Hem şuraya değdirip hem alttan elimle buna basacağım ben. Şimdi basıyorum. Çıt deyip devreyi kapadığı zaman bu şekilde bana sinyal verecek. Çıt deyip bıraktığı zaman da devreyi açacak ve sinyalim kesilecek. Bu butonum sağlam. Diğerine şu şekilde bakalım. Devre kapandı. Akım geçirdi. Bıraktık. Devre açıldı. Akım kesildi. Bu da sağlam. Şimdi motorumuza bir bakalım. Motorumuz şu şekilde, bir omaj ölçelim. Bize nasıl bir değer gösterecek? Şöyle bir bakalım. Sargısı bir omaj göstermeli. 200. Motorun wattına göre bu değişir. Şu an bize 210'da 210 ve buzzer kademesinde 55.5 ohm bir değer gösterdi. Daha sonrasında motorumuzu şu şekilde yerinden söktük. Şu aparatı söylemiştik. Bu aparatın buradan sökülme hadisesi var. Şu şekilde bakın, bu aparat şurada geçiş yeri var. Çok sıkıysa, çıkaramazsanız iki tane düz tornavida yardımıyla, ama bir tane değil iki tane. Şöyle göstereyim. Şu uçları biraz daha kalın. Şöyle bakın, şu şekilde çıkarma imkanınız da olur. Hani belki elle çıkmayabilir. Kömürleri zaten içeride uçlarını şu anda görüyorum. Bakın, kömürün bir tanesini sökeyim size göstermek için. Küçük bir tırnağı var. Onu aşağı doğru bastırıp şuradan itiyorum. Şuradan da itiyorum. Bakın, kömürüm zaten şu anda durumu iyi. Bakın, kömürü aynı şekilde yerine yerleştiriyorum. Kömürüm iyi. Kolektörüm iyi vaziyette. Şu arası dilimlerine tek tek bakıyorum. Hangi bir kavrulma yok, koku yok. Çalışmama hadisesi bu kömürlerden de çıkabilir eğer motorunuz kömürlü ise. Şimdi motorumun kaç amper çektiğine bakacağım. 200 watt motorum. Acaba kaç amper çekiyor? Bunu merak ettim. Şöyle ölçü aletimi 10 ampere takıyorum. 10 amper kademesini aldım. Alternatif konumundayım. Ve motorumun şöyle herhangi bir ucunu söktüm. Motora giden ucum. Araya ölçü aletimizi girerek kaç amper akım çektiğine bakacağız şimdi. Kart çıkışına bir krokodil taktık. Şöyle bakın, ölçü aletimi araya girdim. 10 amper konumunda. Şimdi birinci ve ikinci kademede çalıştıracağım. Motorumu sağlam bir şekilde şöyle tutuyorum. Diğerine de butona da tornavidanın tersiyle herhangi bir kısa devre olması için birinci kademem amper çekişimi 0.28 amper. İkinci kademe 0.40 amper aşağı yukarı. İkinci kademe ise 0.40 amper. Bu şekilde amper ölçümüne de baktık. Bazen buralarda sıkışmalar olabiliyor. Şuradan bir damla motorun içerisine gitmeden, motorun içerisine kaçırmadan, bu taraf için de geçerli. Buraya da bir damla yağ, bakın şu şekilde çok az, hatta bir damladan az, bakın bir yağ döktük. Burayı da bu şekilde yağ döküp şu şekilde çevirebilirsiniz. Şu şekilde içeriye kaçırmadan, bakın çok az miktarda buraya damlattım. Çok içeriye damlamayacak şekilde. Ve şöyle çevirirsiniz, motorunuz daha bir rahatlamış olur eğer hafif sıkışıklığı varsa. Anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde videoların devamı için kanalıma destek vermeyi unutmayınız. Beğeni yaparsanız sevinirim. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler.